Hayatınızda risk almak cesaret gerektirir, değil mi? Yeni bir işe başlamak, bir ilişkiyi sonlandırmak veya büyük bir yaşam değişikliğine adım atmak. Ama bu süreçte sürekli gerilim altında kalmak sizi kırılma noktasına sürükleyebilir. İşte burada devreye giren o basit ama derinlikli metafor, paket lastiği. Lastik bandı düşünün. Esnektir, gerilir ve sonra bırakıldığında eski haline döner. Peki bu ne anlama gelir? Risk almak bir lastik bandı germeye benzer. Yeni bir şey denediğinizde, bilinmeyene adım attığınızda ya da hayat sizi beklenmedik bir yöne sürüklediğinde o lastik bandı geriyorsunuz. Ama unutmayın, her bandın bir sınırı vardır. Eğer sürekli gerilmeye devam ederse sonunda kopar. İşte bu yüzden her büyük adımın ardından bir sıfırlama anına ihtiyacınız var. Yeni bir iş mi, kendinizi eğitmek ve uyum sağlamak için zaman tanıyın. Bir ayrılık mı, kendinizi yeniden toparlamak ve yalnızlıkla barışmak için bir mola verin. Kişisel bir değişim mi, öğrenilen yeni davranışlara uyum sağlamak için durup nefes alın. Değişim, beyninizde yeni sinir yolları oluşturur. Her yeni davranış, öğrenilen bir deneyimdir. Ama beyninizin de dinlenmeye ihtiyacı var. Tıpkı kaslarınızı dinlendirmek gibi zihninizi de rahatlatıcı bir sıfırlama anına götürmeniz gerekir. Bu sıfırlama geri dönüp kendinize huzur veren şeylere sarılmak anlamına gelir. Belki bir doğa yürüyüşü, belki bir kitap, belki de yalnız bir kahve molası. Sizi sakinleştiren, güvenli bir liman sağlayan ne varsa oraya dönün. Sürekli gerilmek yerine dengede kalın. Hayatta risk almak önemlidir. Ama unutmayın, sürekli gerilen lastik bandı sonunda kopar. Bu yüzden esneme ile sıfırlama arasında bir denge kurmalısınız. Cesaretle esneyin, yeni fırsatlara adım atmaktan korkmayın. Bilgelikle sıfırlayın, dinlenmeye, kendinizi toparlamaya ve yeniden başlamaya zaman tanıyın. Hayatınızı şekillendirin. Risk almayı seviyorsanız bu harika bir şey. Ama aynı zamanda kendinize değer vermeyi, kendinizi toparlamayı ve her şeyden önemlisi kendinizi onarmayı öğrenmelisiniz. Çünkü bir lastik bandının dayanıklılığı sadece esneme yeteneğinde değil, aynı zamanda her esnemeden sonra eski haline dönebilme gücündedir. Unutmayın, kırılmamak için sıfırlamayı öğrenin.